Zaten birkaç böyle acı suyunu alıyorsun. Hı hı. Sonradan da hafif bir şekerle kaynatıp kuruttuktan sonra çikolataya bandırıyorsun. Aktı bitti. Şey de var işte. Ha, deposu burada. Benimki delikteymiş. Ben Allah, daha bitmedi. Klamantin. Tadı geldi zaten. Hmm. Çok güzel elinize sağlık. Çok güzel. Kesinize teşekkür ederiz. Kes, harika valla. Mandalinalı portakal şu mesela. Hmm. Mandalinalı ağırlıklı. Evet. Hmm. Harika. Ya şey biraz kaldı mı artık bozulmaya yüz tutuyor. Mandalina. Mandalina hemen şey oluyor. Yani. Evet. Ondan dolayı sabah. Geçen gün de babam sıktı bizim bütün mandalinaları. Evimizin sıkıcısı. 1,5 litre bir çıktı. 1 litre de 2,5 litre çıktı. Ben işte bunun gibi 2 tane sıktım. Hı. Hemen difrize atıyorum abi. Büyük difrizimiz var. Yazın deniz kenarında çok yazın, iyi gidiyor ya. Gerçekten iyi oluyor. Şey çok narla falan karıştırınca evet nar suyu harika oluyor. Abi nar, portakal, limon, mandalina hepsini birden karıştırıyorum büyük de. Limonu da şey yapıyoruz mesela bu mevsimlerde ucuz oluyor ya. Sabah onu da sıktım. Öyle fazla limonları. Ufak tepkere dolaba. Şey daha iyi oluyor, rahat oluyor. Pette hani hepsi çözülüyor ya. Buzdolabı poşetleri var ya. Her şey Günay Hanım'ın vardı. Buz kalıplarında, buzdolabı poşetleri. Tek bir tane yuvarlak şey. Aynen, yani. Ondan çıkarıyorum tek tek. Çok pratik oluyor. Yoksa öbür bozuluyor gene. Şey böyle bu şişeye yani dondurursan. O da iyi oluyor. Hani hemen bitiremediğin için bozuluyor. Atıyorum limonata falan için iyi oluyor da. He. Ben bayağı küçük şeyler kullanıyorum bunun şeyin. Hmm. Ya şey ha. Bu 330 gram. Onlar 2-3 gün gidiyor. Onlar iyi. Evet yani evet. Büyükleri koymuyorum zaten yerde işgal ediyor. Aynen. Gözümü açamıyorum. Güpis güneşli bir günden, harika bir bahçeden. Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Güneş varsa ben de çok harikayım. Ben de iyiyim. Gerçi yağmurlu günleri de seviyorum burada ya. Evet. Bak gulugululara bak nasıl bakıyorlar. Evet. Şöyle portakallar var. Ama bir de şöyle bak çiçek açan var. He, aynen. Bu limon değil değil mi? Limon. Ha limon değil mi? Evet, yedi veren mi? Evet. Herhalde sanki. Evet. Evet. Güner abla. Kaç tane hindiniz var abi? 3. 3 ana azmıştı. 3 tane ördek var. Oradalar, ördekler kaldılar. Güner ablamın bahçesindeyiz. Güner'in bahçesi şu, aşağıya şöyle şeyi. Şöyle yazalım. Evet. Orada mı şeyler? Ördekler orada. Burası Beyabası arkadaşlar. İlk geldiğimizde ilk portakal topladığımız buraya yerleştiğimizde 2 yıl oldu. Değil mi? 2 evet. Yıl, 2 yıl, 3 yıl mı oldu? 2 yılı doldurduk. 3. Yıla girdik. Aynen. Evet. Manşi gibi üstüme atlayacak diye korktu yalnız sende. Buraya ilk geldiğimizde ilk yevmiyeli işimizi burada ilk portakalımızı toplamıştık. Buranın yeri o yüzden bizim için çok özel. Ayrıca evet. Da Güner ablayla Zafer abiyle de dost olduk. Ondan dolayı da buranın yeri bizim için çok özel ayrı. Evet. Ördeklerimizi, kazlardan dolayı kazlarımızı. Hatırlıyor musunuz? Güner abla bana kaz yavruları vermişti. Onları büyüttüm falan. Böyle kollarını açarak bana koşarak geliyorlardı. Orada var. Geri buraya getirdim onları. Çünkü bakamadım. Çünkü bakacak yer yoktu. İşte buradalar. Benim bebelerim. Beni hatırlayacaklar mı acaba? Bakalım. Ananız geldi. Seda köpek atı. Aha. Kim o dedi? Ayakkabının bağı çözüldü ya. Ben şöyle bahçeyi yenem. Bak Seda çok fazla seni. Bu tarafta duran var ya. Şu mu abi? Yok yok kaz. He. Ördekler Seda'nın. Ha bunlar ördekler değil mi? Pardon ya. Seda seni. Ne? Unuttum. Evet ya unutmuşlar beni ya. İyi oldu. Ördeği sevmez babam, ördeği seven de sevmez. Aynen öyle. Ekip öyle ha. Onlar ayrı. Şunlar bizim ekip. Evet. Ya çok tatlılar benim aşklarım onlar. Evet görüyor musunuz portakalları? Harika. Evet. Doğal. Şu... Doğal, ilaçsız. Evet şu bulunduğu ortama bir bakın ya muhteşem yani. Dağların eteğinde. Bu portakalları
Shopee'den alabilirsiniz arkadaşlar. İstersen sen de söyle ablacığım. Hangi adresten alabilirler? Kendi alta yazarız zaten. Ya, Instagram tamam. Hesabını, Güner'in Bahçesi diye evet. Instagram hesabını şuraya aşağıya yazacağım. Shopier hesabını da hangi şeyden aşağı videonun açıklamalarına link de koyacağım, tamam mı? Oradan Shopier'den bu portakalları satın alabilirsiniz. Size güvenle güzelce paketleyip gönderecekler hemen. Shopier hesabında zaten kaç para olduğu. Hı. Hatta burada da söyleyelim isterseniz. Tamam, söyleyelim ne kadar. 10 kilosu 250 TL. Hı hı. Kargo falan hepsi bize ait. Sadece eve teslim. Hı. Evet. O şekilde geliyor 10 kiloluk halinde. 250 TL'yi veriyorsunuz. Portakalınız evde. Kapınızda. Kapınızda. Aynen. Bu güzel doğal aynen öyle. Sulu sulu portakallar kapınızda. Bir tanesini koparalım, keselim bakalım. Tamam, çok muhteşem olmuş. Keşke bıçak alsaydık. Evet, az önce biz geliyor. Tamam. Az önce sularını içtik. Evet, aynen. Çok harikaydı. Nasıl yapmış oraya? Eteğinde hindilerin uyuduğu portakal ağaçlarımız. Kazlar, hindiler. Evet. Çok ama güzel bir bahçe burası. Edersin, hangisinden alayım bir tane portakal yiyeyim? Vallahi hepsi güzel. Hepsi birbirinin, hepsi birbirinin güzel. Aynısı zaten. Aynen, hepsi çok güzel. Hepsi Washington. Çok güzel bir yer ya. Şu arka tepelerin güzelliğine bak. Hangisini beğeniyorsa, hangisini şey yapıyorsa alabilirsin. Şu bahçenin de hete tarafına da biz ev yapalım. Vallahi yine. Komşu istemiyor. <Öyle yapalım. gülüyor> Şöyle bir 40-50 metrekare olsun oradan. Babam diyor, kızım diyor, şu köşeyi yapsam bir ruhunuz da duymaz. Şu ben köşeyi yapsam senin de ruhun duyar. Ama komşum olur. Ama mecbur şu kapıdan yani. Geçeceğiz o yüzden. Ha, anlarlar değil mi? Kesin bilirler. Var mı? Tamam. Ha tamam Allah. Ruhum duymaz. Aynen sen. Tamam, ben altına bir bakarsam oraya ev yapalım. Güner abla hırsıza yol da gösterdi. Hadi bakalım. Başım gözüm üstüne demişim ya, komşum olsun yeter ki. Şurada bir ev yapıldı da daha taşınan falan yok. Komşu şu akademi oran yeni değil mi? Ben aynen. Var mıydı yok muydu diye. Hayır, kız kardeşim var ama yine de insan konuşacak birilerini istiyor. Evet, komşularımız evet. Da var Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi. Çatı gözüküyor. Bazılarının üzerinde ha. Ufak lekeler olabilir. Hı-hı. Bunlara yani bu ilaç atmadığımız için evet. Oluyor. Artı diğer bir konu, biz bunu kargoya 10 kiloluk kasalarda streçleyip bantlayıp gönderiyoruz. Geçen seneki yaşadığımız problemler yani kargodan, taşımadan kaynaklı ister istemez atılıyor, eziliyor. Hı. Yani bunlardan bilginiz olsun. Hı hı. Bizden kaynaklı bir şey olmuyor. Burada çünkü biz güzelce paketliyorsunuz. Tabii düzgün bir şekilde evet. Tartılıyor. Yani hatta fazla koyuyoruz. Çünkü bahçe bizim olduğu için. Doğru. Onda bir sıkıntı yok. Fazla koyuyoruz. O şekilde paketliyoruz. Yurt içi kargo, MNG kargo, PTT var tabii bir arada seçenek olarak ama genelde yurt içi veya MNG kargoyla kargo yapıyoruz. Eğer ki şey yaparlarsa yani bunlardan seçebilirler hangi kargo şeyiyse. Bunun içinde işte portakal kasası, ambalajlaması, streci her şey dahil olmak üzere. 10 kiloluk koller halinde yani paketler halinde 250 TL'ye. Bazısı diyebilir ya bu rakam biraz fazla diyebilir ama kargolama olsun yani paketleme ve ambalaj masrafları yani gerçekten çok aşırı pahalı. Doğru. Ondan dolayı yani bu pahalılık. Bu portakalımızın kabuğundan reçel yapabilirler. Bu portakalın evet çocuklarına rahatlıkla yedirebilirler. Evet. Kabuğundan reçel yapabilirler. Kesinlikle hiçbir şekilde ilaç yok. İşte. İyi tarım uygulaması diyelim. Hı hı. Abi portakal değil bu baklava ya. Vallahi çok güzel ya. Çok tatlı şey. Ay şey abi, değil. Vallahi da, gözünü kapat baklava yedim zannedersin ya. Şunu da belirtelim. Vallahi çok güzel. Seda, evet ya niye elinizi tuttuk? Şunu da bir... Kes de kokusu gelsin abi videoya. Evet, kesinlikle. Sık suyu şöyle. Gelsin falan. Gerçekten çok güzel. Mükemmel ötesi ya. Asit oranı ya çok az. Gerçekten çok güzel ha. Evet, asit oranı çok az. Şu şekilde. Harika. Bir tane de buradan alabilir miyim? Bahçesini. Babam şey. Babam numune. Babam her şeyden numune alıyor.
Ağaçtan. Ne güzel işte. Yani gerçekten şey, ha şunu da söyleyelim. Paketlerin içerisinde biz bunu büyüklü küçüklü, yani ufak olarak da geliyor, büyük olarak da geliyor. Elimizden geldiği kadar seçiyoruz biz bunları. Yağmurlar yani, çok yağdı ya. Yağmurlardan çok yaralı olan, bereli olan veyahut da çürümüş olanları seçmemeye seçiyoruz yani. Bahçeden toplandıktan sonra kasalarken tekrardan bir daha seçiyoruz. Ben yedikçe kesiyorum. Teşekkür ederim. Güner abla sen de böyle gel. Günlerin bahçesi gel, diyoruz. Gel, Zafer abi konuşuyor. Günlerin bahçesi, Zafer abi bahçesi. Ya baksana adam çiftçi tam ya. Yani o öyle buyurun. Şey yapıyor. Numune alıyor her ağaçtan. Aynen aynen. Tabii. Portakallarımız şu an tam olmuş. En son yağmurlarla beraber oldukça evet. Sulandı. Çok tadı çok güzel, şekerli. Tadı gerçekten evet. Çok lezzetli. Asit çok lezzetli. Oranı çok düşük. Şimdi tam sulu. Sipariş verme zamanı. Evet. Aynen. Çünkü o aşırı yağmurlardan o kadar sulanmış. Bak Sebahattin amcam çok beğendi. Çok güzel. Gerçekten baklava gibi ya. Ben de çok beğendim. Noterden onayımızı aldık. Gözünü kapat, baklava yedim zaten. Ya şey, burada işte dediğim gibi ürünü şu şekilde. Yani büyüğü geldi, küçüğü geldi olarak değerlendirmektense evet. Yani organik, yani ilaçsız evet. Veya evet, ilaçlı olarak değerlendirmek. Evet. İyi tarım uygulaması olarak. Yani bunu biz ilaçladığımız zaman şu portakallar düşmüyor işte yere. Evet. Yani bu portakal yere düşmüyor. Böyle. Bu daha sonra ne oluyor diyeceksiniz bu düşenler. Daha sonra bunlar toplanıyor. Eğer çürümemişse meyve suyuna gidiyor. Meyve suyu. Evet. Orada çünkü o şekilde özünü alıyorlar yani. Bu ürünün devamının gelmesini istiyorsak ne yapacağız? Biz bu ürünün kıymetini bileceğiz. Bu ürüne sıkı sıkı yapışacağız ki devamı gelsin. Evet. Evet. Destekleyeceğiz. Talep olacak ki, hani arz talep olacak ki bu ürünün devamı olsun. Evet, evet. Biz ne kadar bu ürünleri arar, bunlara sahip çıkarsak üretici de ne yapacak? Mecburen ona yönelecek. Doğru. Evet. İlaçsız, organik. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Yaygınlaşacak. Aynen. Bugün bir... Gübremizi biliyorsunuz zaten. Koyunlar falan var. Evet, koyunların evet, altından alıyoruz. Evet. Direkt motorla bahçeye. Evet, evet. Tek gübremiz o. İlacımız işte yok. Yağmurdan, evet. Şeyden, entegre sulama. Bir, entegre bir bahçe. Dönüşümlü tavuklarımız var. Onların gübresi. Evet. Zaten bahçede gördüğünüz gibi tavuklar, hindiler. Onların gübresini veriyoruz direkt. Evet. Koyunlarınki, keçilerin gübresi. Aa, bu da bu arada şey, Serhat'ın yaptığı solucan gübreleri. Evet. Solucan çayı. Solucan çayı, evet. Bizim buraya tesis kuracak zaten. Serhat'ın sözü var. Serhat abi de gelecekti bu arada evet. Ama hastalandı. Grip. Kendisi grip, evde yatıyor. Seba ona amca... da buradan geçmiş olsun diyoruz. Aynen. Garibim. Çok yedim ya. Ya garibim grip oldu. Yani, abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Sebat amca hepsinin tadına bak. Bütün ağaçları. Allah. İki gün yemek yemem ya. Yok. Yok hiç dokunmuyor abim ya. Çok güzel ama ya. Şunu mu alsam? Şunu mu alsam, şunu alsam? Seçenek çok olunca. Abi şapka çıkarılır valla. Seda gibi. Kararsız bak kaldı. Bizim köyde buna diyorlar ki götüm yürüle. Washington demiyorlar. Ya bu şey Göbekli Washington diye geçiyor burada. Hı. Şey olarak dediğim gibi şu anda tam zamanı, yağmurlardan tam suyunu aldı, sulandı meyve. Tam olgunluk çağında. Tam olgunluk çağında, aynen. Su miktarı gayet düzgün. Evet evet, bayağı sulu. Tad olarak gösterdim. Da dediğim gibi öyle çok aşırı asitli bir şey yok, değil. Yok çok güzel. Şey, çok güzel. Değil. Bundan asit önce oranı. Bir siparişlerimiz vallahi vardı. Yağmurlar çok... yağıyor diye ben göndermedim. Bilerek tuttum. Dedim yağmurlar yağsın. Hani sonradan kuru sulansın. Geldi falan olmasın. Evet. Lezzeti tadı alsın. O yüzden evet. Bir 10 gün falan geciktirdim. Bu yakın zamanda siparişleri gönderdik. Şimdi tam zamanı. Siparişi evet. Versinler hemen. Zaten biz bugün birlik topluyoruz. Sipariş geliyor ya bugün. Hemen Güner'in bahçesi Şopiyer. Aynen. Şopiyer.com/Güner'in bahçesi. Evet, buralarda şey var. Ne? Yağmur yağmayınca datlanmaz. Yağmur yağınca. Neredeyse tavuğa bile. Bakın bunlar da ilaçsız olduğunu gösteriyor yapraklarının bu hali. Aynen. Bu da ilaçsız olduğunun yani kanıtı. Bu, yani şey. Bence yerken de fark ederler. Evet, ya. Aradaki fark çok büyük yani. Evet. Evet. Ufak tefek şeyler olsa dersin ki farkına varılmaz ama lezzet tad olsun, olarak, tad lezzet olsun. Olarak. Kendini bariz belli ediyor yani. Evet.
Ya işte diyorum ya, bunun devamının gelmesi, yani bu ürünün nasıl söyleyeyim, yani bu tarımın devamının gelmesi için desteklenmeli. Yani çoluk çocuğuna mesela geçen ben bir ziraat şeyine gittim, ilaç satan bir yere. Orada arkadaşla buluşmaya. Orada yazmış mesela adam camına, tarımsal ilaçlar canlılar öldürdüğü gibi insanlar da öldürüyor. Ben de gördüm, evet. Sonra insan bir düşünüyor yani gerçekten. Yani ne kadar bu acı, değil mi? Evet. Hem de biliyor, evet, yani çok kötü. Zaten aynen, evet, aynı gerçekten aynı şey. İlaçlar aynı giriyorlar. Ama yine bilebilir. Yine de yapılıyor. Ya zehir, tabii zehir sıkılıyor. Ya bu bir de şöyle bir şey var. Bir insan nasıl antibiyotiğe belli bir noktadan sonra ya 500'lük bana yetmiyor, 1000'lik yazsın veyahut da ne bileyim daha gitgide de çoğalıyorsa artık ağaçlardaki böcek de aydı. Yani örnek veriyor. Annem bir bahçeye 100 litre zehir sıkıyorsan bir seneki sonrakinde bu sonu 150 litreye çıkartıyorsun. Çünkü ölmüyor. Ondan sonra sonraki sene bak elim yapıştı. Vallahi yapıştı bak. İnan olsun yapıştı ya. Yapışıyor, o kadar şeker oranı çok fazla. Gerçekten çok güzel. Dedim ya baklava gibi ya. Bizde ekşi yok, hepsi bravo, tatlı. Bravo, tebrik ediyorum. Siz çok güzel yetiştirmişsiniz. Süper öyle yetiştirmişsiniz. Afiyet olsun yeni herkese. İyi okutmuşsunuz. Hoş olsun. Yaklaşık olarak 15 tona yakın bir portakalımız var. Yani bunu bu şekilde ambalaj. Zaten günübirlik dediğim gibi sipariş geldiği an hemen paketleyip komple istesene komple de verebilir miyiz? Tabii tabii komple verebiliriz. Komple de verebiliriz. Bize biraz ayırırsın artık. Giderken işte toplarsın. Kasayı getirseydik toplardınız işte, ben şeye söyledim Seda'ya. Kasayla toplayalım diye. Vallahi ben hiç hayır demem. Hayır denecek bir şey mi? Ben olsam ben de demem. Ay, aman dikkat. Şurada çamura girdim. Maşallah. İşte bunlar da gübre üreticileri. Bak tatlılığını gördün mü? Gübre fabrikası. Bak alışık. Gel. Be. Oy maşallah. Be. İçine girebilirsin. Bak cevap verdi bana. Gel. Gübreler orada, torbalar. Yok, ne vereyim sana ya? Olsa dükkan senin. Kaçma, kaçma, tamam. Bakın şunlar gübrelermiş, o çuvallar. Evet. Ay içine bak ya. Ali canım, ne bunun adı, ufaklığın adı? Onun üstüne benim kızım gümüş koymuş. Gümüş. Alican diye nedense. Nedense. Biz erkek zannettik. Pars koymuştu. Dedik şey. Ha. Şey mi? Ha, dişi. Mi? Aynen öyle. Sen şey koyduk. O gümüş. Zaman Alican olmaz. Evet. Alican olmaz. Gümüş kız. Durmadan beni sevin diyor ya. Çok hırsız. Onun adı neydi? Allah. Heh, bir de böyle atlıyorlar ya. Diğeri de Çakıl. Çakıl. Herayla Çakıl. Kin kabaramazsın gel Fatma. Şöyle annen güzel sen çünkü. Kanat aşağıdaydı. Ulu 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 ulu. Ha. Ulu 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 ulu. Ulu 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 ulu. Harla atıyoruz işte. Solucan çaylarını. Burada bir donlar. Burada üretecek. Şeyle. Çünkü bahçemiz 26 mıydı? 26 dönüm. O yüzden yani öyle sırf pompasıyla falan olabilecek bir şey yok. Aynen. Mecburen. Solucan gübresi çayı üreteceksiniz yani. Aynen. Gübreler Serhat'tan. Çaylar bizden. Aslında çaylar da Serhat'tandır da. Zaten çok o çaylar şey oluyor biz aldık. Bir donan yok işte. Evet. Komşu vardı ona söyledik. Evet, o kendi bahçesine de attı. Serhat'ı varmış. Çok farklı. Çok memnun kalmış. Çok farklı. Evet. Aynen bizim bahçeyi de ondan atıyor. İşte ondan sonra dedi rahatsız belinden. Ben atamıyorum dedi. O yüzden biz de tekrardan makine aldık kendimize. Çayı da buraya tesisi kurarsak hepsi tamam. Bizden doğal organik olacak. Evet. Çaya bekleriz. Evet. Aynen. Zehirlerine de şey işte kükürtle. Gülle bulamacı. Aynen, aynen. Ben de onu atıyorum. Onların, çok iyi bir şey. Aynen. Hazır mı alıyorsun sen? Hazır alıyorum. Zaten yani şey de yapacakmış. Kendim yapmayı düşünüyorum. Kükürtü vallahi şey güleci bulamacı. Aynen. Kükürtün sarı tozuyla mı yapacaksın? Evet, kükürtün sarı tozu ve şey taş kireç. Kaynatılıyor. Kırmızı bir şey oluyor. Kaynaya zaten kırmızı olduğu zaman renk sarıdan böyle ilk başta sarıdan başlıyor. En son kırmızıya döndüğü an olmuş oluyor. Onun işte karıştırma oranı yaklaşık olarak
bir tona 10 litre gibi bir şey karıştırılıyor. Onu göre... bizim şeyci bütün her yere, yani köpeklerin yattığı yere, yani yere, göğe, çimene, hayvanların yattığı yere, her yere sıkın, keneye, pireye de iyi gelir diyor. Ya zaten şeyden dolayı. Yani, gerçi sizin tavuklarınız var da. Gülleci bulamacının zaten en büyük faydasından bir tanesi bu, kokusu biraz ağır geliyor. Ve böcek o kokuya geldi. Ağacın üstünde kalsın diye de mesela burada yapanlar var. İçine işte bu pekmez. Biraz şekerli. Tutkal görebiliyoruz. Ama o çekmez mi, sinek minek çeker sanki? Hayır, yok. O kokuya zaten ama gelmiyor. İlacın içine katıyorsun ya. Mesela şu kadarcık bir şey katıyorsun, yarım litre falan. O şeyin üstünde kalıyor. Ağaca yaprağa yapışıyor. Kokusundan şey yapıyor. Emiyor. Annesi kaçtı. Şeyde bizim şeyde Şükran'ca da öyle varille kaynatıyor. Gördüm, evet yapıyordu. Evet. Kaynatıyor. Evet. Dediğin gibi. Ya bu kadar büyük bahçe olunca kendin yaparsın da benim bahçem küçücük. Hazır alınca. 5 litre. 5 litre bana bayağı gidiyor yani. O bayağı gidiyor. Bizim Levent abi var, o verdi bize. Kendi yapıyor. 10 günde bir sıkıyoruz biz. Ortaca sanayide yeri zaten. Onlar da orada yine aynı yöntemle kaynatıyor. Öyle yani doğal şey. Evet. Biz her yere sıkıyoruz. Aslında yeşil ben. Yeşil diyor, babanı görsen babana sık. Babana olacak kahverengi falan diyor. Yeşil gidirmiyor, sıkmayalım şimdi, diye. Eskiden zaten onlar yapılıyormuş. Yani bu güllerici bulamacıymış veyahut da külden yapılan farklı ilaçlamalar, böcek falan gelmesin diye. Ama bu ilk başladı, yani şu anki dönemi demiyorum, şu son 1,5 yılki dönemi geçiyorum. Ondan önceki dönemde adam diyormuş ki ya ne uğraşacağım? Uğraştığım emekle satın aldığım ilaç aynı para diyormuş. Evet. Veyahut da hayvan gübresine adam atacakmış. Ya ne uğraşacağım? Hayvan gübresine verdiğim parayla ya emek o kokuyu çekene kadar işte gübre aynı para. Artı verimi artırıyor. Tamam, kabulüm, verimi artırıyor. Bu kadar insan bundan besin elde etmek yani... Yetişmek zorundayız. Tabii. Sonuçta bu ülkede 85 milyon insan yaşıyor. Tabii. Biz de şimdi şey yapıyoruz. Serhat'ın bahçe biraz o toprağa şey olsun diye. Bizim düvelerin gübrelerini el arabasıyla seriyoruz şu anda. Aynen, biz de aynı. Yağmurlarla şey gitsin diye. Bahçenin içine öbek öbek mesela şurada sarılık gözüküyor. Öbek öbek o aralara döküyorum mesela gübreleri. Aynen. Bahçe iyice şey yapsın. Sen şuradan de zaten dağılacak. Zaten şurada gübre belli zaten. Bariz şu kısa. Evet. Yani, o şekilde karışmasını, toprağın zenginleşmesi. Yani toprak zenginleştikçe de veriyor sana. Aynen öyle. Hani diyor ya şey, aşk ve evet. Karnın yardımı kazmayla belinden diyor. Aynen. Ben yardım kazdıkça o da verdi. Evet. Evet. Yani evet. Toprak o şekilde ilgi istiyor. Yani şu ağacı çocuğuna nasıl ilgi gösteriyorsan, zararlardan uzak tutmaya çalışıyorsan. Ağaç da öyle, hayvan da öyle. Yani doğa öyle daha doğrusu. Aynen öyle. Bakarsan bağlıyor, bakmazsan daha orada dağ işte. Aynen öyle. Ona bile bakmadık. Bakmamışlar daha olmuş o da. Yandı bitti, kül oldu işte. Ay evet ya. Orası yandı. Evet evet. Geçen sene bir de onun stresi var. Aynen öyle. Evvelki sene. Evet evvelki sene. Geçen sene yanacak diye korktuk. Ha, yanacak diye. Bu sene yaz. Aynen. Yine yanacak mı? Yangın. Daha senemiz geçmedi, Aralık ayındayız. Evet. Doğru. Bu yaz korktuk şeyden, yanacak diye. Yanacak diye. Ama önceki sene, önceki yazda da oralar hep yanmıştı işte. Geldik burada nöbet bekledik. Aynen. Gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi diye. Aynen. Bahçe mi hatırlamıyorum? Şurada söyleyelim. Buradaki bahçelerimizde şurada daha net gözüküyor. Yani bütün ağaçların bahçede yaklaşık 1100 tane şu spring sisteminden döşeli. Bunlarla sulanıyor bahçemiz. Salma su yapılmıyor. Otlanmayı önlemek için, daha kolay olsun diye. Evet. Aynen, dışarıdan zararlı şey falan gelmesin diye. Ondan dolayı özellikle spring sulama sistemi kullanılıyor. Ama şey olarak yani elektrik dinamoyla çalışıyor zaten sulama sistemimiz. Akşam işte bu otomatik ayarlıyoruz biz. Akşamleyin saat 10'da başlıyor. Evet. Sabah 6'da bahçeyi ikiye böldük biz ondan. Sabah 6'da kapanıyor. Bir diğer gün vanaların yönü çevriliyor. Tekrardan akşam 6'da. Bunu yaz döneminde haftada mutlaka 2 veya 3 defa sulanıyor. Evet.
Yani o da şu etrafta aşırı ot olmasın diye. Çünkü salma sulama olduğu zaman aşırı otlanıyor. Şey otlandığı için de bu sefer bahçeyi sürmen gerekiyor. Çünkü ot da şey getiriyor. Zararlı böcek getiriyor. Artık çalı oluyor. Böğürtlen geliyor bilmem. Böğürtlen geliyor. Aynen. Ondan dolayı şey yapıyorsun. Evet. Sprint sulamayı tercih ediyorsun. Hangi ağacı beğeniyorsanız ondan alın. Sebahattin amcam beğensin ağacı. Valla bu çok güzel ya. Aha bak. Fırladı gitti. Kendimize yere saldırın dikkat. Allah Allah Allah. Saldırın Dulkadiroğulları. Dulkadiroğulları. Ya şimdi dediğimiz gibi çok aşırı irileri de var. Evet. Mesela irili ufaklı evet. Bu ağaç biraz şey. Ama olması gereken aslında orta boy. Portakalın zaten genel özelliği öyle abi. Aynı ağaç içerisinde çok böyle aynen takoz gibi olup ufacık olanları var da var. O yüzden genelde böyle yani şey. Ufak olunca kiloya daha çok adet düşer. Değil mi? Böyle bir şey. Şimdi evet o normalde piyasada diğer satılan, aha, pazarda şey yapılan büyük şeyleri istemiyormuş toplancılar. Orta boy, küçük. Orta boy çünkü o büyük dediğim neredeyse 1 kilo geliyor 2 tane. Evet. Adam 4 kişilik aile. Evet. Yeter ama kabuklarına şey de yapılabilir. Portakal kabuğu tozu kurutularaktan pastalara, keklere, şeylere çok direkt güzel oluyor. Evet. Kakao diyorum ya. Kurabiyelere falan mis gibi. Kabuğunu kurutuyorsun fırında. Robotla çekiyorsun. Un oluyor. Onu da koy. Kurabiyeler mis gibi portakal kokulu. Müthiş kokolu fikir. Yapayım. Aynen öyle. Çok iyi yapılıyor. Portakal kabuğu şekerlemesi. Evet biliyorum. Çok lezzetli. Birkaç böyle acı suyunu alıyorsun. Sonradan da hafif bir şekerle kaynatıp kuruttuktan sonra çikolataya bandırıyorsun. Kaynatarak mı acı suyunu? Tabii 2-3 kere kaynatıyorsun, o suyu döküyorsun. Zaten içinin beyazını güzelce aldıktan sonra değil mi? Onu soracaktım. Aynen öyle. 2-3 su kaynatıyorsun, döküyorsun. Ondan sonra hafif bir şekerle kaynatıyorsun. Onu da fırın tepsisinin şeyine kağıt ser. Tekrardan o kabukları koy. Fırında kurut. Üstüne de hafif böyle şekerli sep. Ondan sonra çıktıktan sonra da bir çikolataya bandır çıkar. Kahvenin yanında çok güzel. Elinde var mı yapılmışı? Yok, yok maalesef. Mu? Olsaydı gösterir. Vallahi canım ağzımın suyu aktı. Yemin ederim. Bahçesinden sonra Güner'in mutfağı. Mutfağı evet. Tarifler de verilir. Vallahi müthiş. Biraz daha koyalım. Yok alın. Tam bir kasa işte. Yok değil. Zafer Bey topluyor bak. Ağacı bitirdiniz. Çeşit olsun karma. Yeter ya. Ya biz şey bitirdik meyvenizi. Ne bitirdik? Müşteriler bunu gönderirken yani ağaçlardan farklı farklı ağaçlardan da topluyoruz. Çeşitlik olsun. Değişiklik olsun. Evet. Maşallah Rabbim de bereketini veriyor işte böyle. Evet. Ağaca baksana. Dolu aynen. Maşallah. Dolu yani. İçleri daha dolu Sedan Bey. Kafanı sokuyorsun içi daha çok. Sokalım içine kafamızı. Ha, ben sokuyorum arada bakıyorum bak böyle. Renkleri bak, görüyor musun? Muhteşem. Aynen. İçinde daha çok İçi var dolu. Yani. Aynen öyle. Dışında çok içinde var şuradan yani. Şuradan da alttan da sokalım. Nasıl? Bak. dolu. Harika. Şey gibi. Süs gibi böyle. Çok görüntüsü de çok güzel değil mi ağacın böyle? Tabii ki ya. İnsana huzur veriyor. Evet. Işte çok huzur veren bir şey. Harika bir şey. Kapan evet. Biraz dolu siparişlerinizi bekliyoruz. Aynen. Aynen öyle. Siparişlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Şopier Güner'in bahçesi. Yani. Şu an tam zamanı. Aynen, tam zamanı. Sakın kaçırma. kaçın sakırmayın. Bence de kaçırmayın. Çok güzel zamanlama şimdi. Aynen. Tam evet. Lezzetiyle, kokusuyla inşallah. Zaten aldıklarında görecekler. Aynen. O kokuyu hissedecekler yani. Bugün evet. Zafer Bey portakal sıkıyor. Ben üst kattan hissettim. Aşağı indim. Portakal sıkılıyor diye. O kadar kokuyu dolduruyor yani. Gerçekten öyle. Aynen. Yiyenlere afiyet olsun. Şifa olsun diyelim şimdiden. Aynen öyle. Şaye gibi ya. İkisi de kız. Hadi anneyi boş ver de. Çok küçük daha. 10 yaşında ya. Vallahi biz olsa şöyle oturuyor. Aynen. Evet. Bak evet. Pikan cevizini gösterecektim tam. Bak şöyle. Görmüşlerdir zaten de. Sahil çok güzel diye sahil geçiyor. Cevizi diye geçiyor burada aynen. Biz de eksek Amerika. İyi olur. İyi de şimdi ben bunu nasıl yiyeyim? Portakalın tadı bozulacak diye vallahi. Vallahi inan olsun öyle ya. Abi sana bir kasa portakal verdim. Gidince gene yersin. Evde gene yerim.
Güzel, harika. Vallahi oldu şimdi. Şimdi oldu. Yoksa yemeyecektim vallahi. O neydi kız diye bak. Evet, biz afiyet olsun. Portakal bittikçe sen gel, kasayı doldururuz. Evet, teşekkür ederiz. Sağ ol. Yeterli mi? Evet. Teşekkür ederim. Çok çabuk tutuyor. Hemen incecik tutar. Tutar yani. Tutar. Aha. Aynen. Şuraya kadar gerisini he. Tamam. Hemen büyür. Tamam. Teşekkür varsa ederim. Da. Bakınız çiçeğe. Tesbih çiçeği Güner ablamın. Beğendiğin varsa alabilirsin. Çok güzel. Bir de böyle karanfil gibi kokuyor şu çiçekleri. Muhteşem. Bir de yapmış şey, daha önce de göstermiştim, hatırlıyor musunuz? Şeyden, neydi bunun adı? Kabaktan saksı yapmış. Bahçeye de diktik su kabakları. Ha, oldu mu? Oldu, kabakları. Şey ektik, garajın oraya astık. Hmm. Yani çok güzel oldular, kocaman kocaman. Süper. Teşekkür ederim. Her gittiğim yerden ya tohum alıyorum ya çiçek alıyorum böyle. Bence de toplamak lazım. Aynen. Hadi bakalım, görüşürüz. Hadi görüşürüz, hoşçakalın, ayağınıza sağlık. Ege'le teşekkür ederiz. Bir sürü şey aldım. Bak, almadın, dur size almadın, hangi çiçekten? Dur onu da alayım, sonra aldıklarımı göstereyim. Yeşili mi? Ha şu. Şu pembe ile yeşili beraber ekersen daha tamam, güzel olur. Aynı saksıya ekeyim. Bismillah. Ana, şu da güzelmiş ya. Alabilirsin. Aynısı. Ay, işte bak, sarı aynısı, dedim ama ya. Bu kırmızı gibi, ha, daha tombalak gibi. Ha, bu şey. Neydi? Ha, sarı şu. Aha, onun aynı çiçekleri mi? Ha, aa, çiçekleri sarı bunu. Şuradan alabilirsin o. Nereden? Da aynısı. Nereden? Nasıl? Sen ver. Bu neydi? Zümrüt kolyesi diyorlardı. Çiçeğe doymuyordu. Ya, aa, çok güzel. Teşekkür ederim. Güllerime baksana ne kadar güzel açtı. Ay ay, şunun rengi ne güzel. O Galatasaraylıymış. Aynen, sarı kırmızılı. Öyle diyorlar, Galatasaray çiçeği. Evet. Diye. Çok güzel. Harika. Kabakların içeride asılı. Bakayım. Kendim yetiştirdim her şey. Kurusun diye astım ha, onları. Ne güzel olmuşlar. Aynen, bak harika. Kuşunda. Çok iyi. Ne yapacaksın onlarla? Yine şey, saksı yapacağım. Saksı. Ha, he. Aynen, gördüğün gibi saksı. Postallardan yapmış. Saksı. Ne bu saksı yapıyor? Başka? Ha, burada şeylerin. Tabakların. Aynen burada. Evet. Gördün mü? Evet. Güzelliğe baksana ya. Şeyi dur, koparma. Yok, koparmayacağım, çok ağır. Şeyi sararınca, hı-hı, olmuş oluyormuş. Aynen, sapları. Sapı şurada sararınca, hı, aynen orası. Bekliyoruz bakalım. Güzel olmuş valla. Aynen. Süper. İçeride de vardı bayağı da, onlar biraz kurudu. Duvardakiler baksana, kötü oldu. Ha. Hadi bakalım, görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şuna bak, ganimetlere. Uuu, kek aldım. Bak da göster baba. Tarhana, çiçekler. Şu bir çuval çiçek. Şunu da oraya koyar mısın? Şey. Portakal. Bak şu poşetin içine. Erişte. Kendi yaptı Güner ablam. Seneye beraber yapacağız inşallah. Tamam. Erişteleri. Enişteyi beraber yapacağız seni. Haydi bakalım. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden sipariş verdiğiniz için de teşekkür ederiz. Çaklayın, çıklayın, tıklayın. Reklamlara bakın. Abone olun. Çüzü bay bay, güle güle, iyi geceler. Yine iyi geceler. İyi geceler.